Bilim Dünyası programına hoş geldiniz sevgili seyirciler. Yakın Doğu Üniversitesi stüdyolarında hazırladığımız Bilim Dünyası programı Kanal Sim ekranları aracılığıyla sizlere ulaşmaya devam ediyor. Bilim Dünyası programı aynı zamanda da Sim Radyo'da da takip edilebiliyor. Bilim dünyasından gelişmeleri ve güncel sağlık konularını sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Konusunda uzman kişileri stüdyomuzda ağırlayarak önemli konular hakkındaki bilgilerimizi tazeliyor ya da yeni bilgiler almaya da devam ediyoruz. Sevgili seyirciler, Bilim Dünyası programında bugün genç bir doktoru ağırlıyoruz. Kısa bir süre önce Fellow of the European Board of Neurology ünvanını kazanan nöroloji uzmanı Doktor Pınar Gelener bugünkü Bilim Dünyası programının konuğu. Uzman Doktor Pınar Gelener, lisans ve lisansüstü eğitimimiz için yurt dışında bulunduğumuz dönemden biridir. Çok yakın bir dostum. Bu nedenle kendisini programımda ağırlamaktan dolayı mutluluk duyuyorum. Doktor Pınar Gelener ile bugün 2014 Beyin yalı, baş ağrısı ve ALS hastalığı konularını konuşacağız. Sevgili seyirciler, Bilim Dünyası programı başlıyor. Sevgili seyirciler, Avrupa Beyin Konseyi, Avrupa Parlamentosu ve Avrupa Konseyi tarafından 2014 yılı Avrupa Beyin Yılı olarak ilan edilmişti. Bu kapsamda Türkiye'de de beyin hastalıklarıyla ilgili farkındalığın artırılması ve toplumu koruyucu önlemlerin alınması için Türk Nöroloji Derneği 2014 yılını Türkiye Beyin Yılı olarak ilan etmişti. Proje kapsamındaki tüm etkinliklerin derneğin liderliğinde ve nörolojik bilimler uzmanlık ve hasta derneklerinin de katılımıyla kurulan Türkiye Beyin Aksiyon Grubu tarafından gerçekleştiril gerçekleştirildiği belirtildi. Nörolojik hastalıklar konusunda önemli bir karar da bu yıl Dünya Nöroloji Federasyonu tarafından alınmış ve Dünya Nöroloji Federasyonu'nun kuruluş tarihi olan 22 Temmuz'un her yıl Dünya Beyin Günü olarak kabul edilmesine karar verilmişti. Sevgili seyirciler, şimdi konuyla ilgili ayrıntıları Doktor Pınar Gelener'den alacağız. Pınar Hanım hoş geldiniz tekrardan. Hoş bulduk. Öncelikle nazik davetiniz için teşekkür ederim. 2014 yılı tüm dünyada ve Avrupa'da dünya beyin yılı olarak ilan edildi. Sizin de söylediğiniz şekilde. Bunun aslında en başta dünya beyin yılı ilan edilmesinin 3 temel hedefi vardı. Bunlardan bir tanesi insanların beyin organını ve beyini daha iyi, daha yakından tanımaları. Dolayısıyla beyin hastalıkları konusunda farkındalık yaratmak birinci evet. hedef. İkinci hedef beyin hastalıklarından etkilenen hastaların, ee, bu etkilendikleri hastalık konusunda daha detaylı bilgi sahibi olup e, onların tanılarını ve tedavilerini e, konusunda bilinç kazandırmak, e, tedavi masraflarını bir şekilde e, daha iyi katkı sağlamak dünyadaki bu kuruluşlar sayesinde. E, ve üçüncü hedef de e, ileriki jenerasyonlara, nörolojik hastalığı olan bireylerin ha, olası Diğer jenerasyonlarda ortaya çıkabilecek nörolojik hastalıklar konusunda yeni araştırmalara ışık tutmak ve etkilenebilecek diğer bireylerin de önceden bilinç kazanması. E, bu nasıl olup da 2014 yılına yansıdı diye baktığımızda e, 1990 evet. yılından beridir. E, öncelikle e, nörolojik hastalıklar çok fazla... E, Dünya listelerine baktığımızda özürlülük ve ölüm nedeni, ölüm nedenleri içerisinde ikinci sırada inmeler bizim beyin damar hastalığı dediğimiz hı hı. grup. Bu beyin damar hastalıkları 1990 ve 2010 yılı kıyaslandığında %113 oranında bir artış olduğu görülmüş tüm dünyada ve bizim ülkemizde de. Dolayısıyla bir takım tedbirlerle bu hastalıkların önlenilebilir olduğu ve yüzde %38 oranında önlenilebilir olduğu düşünülüyor öngörülerek toplumda ve insanlarda bilinç kazandırmaya çalışılarak bir takım farkındalık kampanyaları başlatıldı tüm dünyada ve Türk nöroloji Derneğinde içerisinde olduğu Türkiye gruplarında biz de kendi ülkemizde bu konuyla ilgili bir takım broşürler bastırdık bir takım bilgilendirme toplantıları planladık Kıbrıs'taki nörologlar olarak mı yoksa Kıbrıs'taki nörologlar olarak evet, evet. Hı hı. bir takım broşürler bastırıldı, bir takım hastalarla ilgili bilinçlendirme çalışmaları başlandı. Dolayısıyla hastalık olmadan önce önüne geçmek adına bir takım kampanyalar başlatıldı tüm dünyada. Yani.